ve basket. Metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 1-3-3-1-3-4-1-3-5-1-3-6-1-3-7-1-3-8-1-3-9-1-4-0, sağlık ve spor teması ve basket. Metni cevapları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 134 cevabı, hazırlık çalışmaları hangi spor dallarını biliyorsunuz? Cevap, futbol, basketbol, tenis, yüzme, atletizm, voleybol, masa tenisi ve handbol gibi birçok spor dalını biliyorum. Metni okuma kurallarına dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyalım. Ve basket, basketbol beşer kişilik iki takımla oynanır. Her takımın amacı, topu karşı takımın potasına atmaktır. Basketbol bir takım sporu olduğu için insanlarla daha kolay iletişim kurabilmene, sosyalleşmene ve uyumlu olmana katkı sağlar. Türkiye erkek milli basketbol takımına 12 dev adam, kadın milli basketbol takımına ise potanın perileri deniyor. Her iki takımımızın da dünya çapında büyük başarıları var. 12 dev adam 2010-2010 yılında dünya ikincisi, potanın perileri ise 2014-2014 yılında dünya dördüncüsü oldu. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 135 cevabı. Potalar yüksekte olduğu için basketbolcular genelde uzun boyludur. Eğer basketbola tutkuluysan yine de boyunun kısalığını önemseme. Boyu kısa olan çok iyi basketbol oyuncuları da var. Neden sen de onlar gibi olmayasın? Önemli olan kısa boylu oluşunu avantaja çevirebilmek. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye'nin her yerinden çocukların basketbolda kendini geliştirmeleri için pek çok yere 12 dev adam basketbol okulları açtı. 7-12 yaş arası çocuklar için olan bu okullara cinsiyet farkı olmadan herkes kayıt yaptırabiliyor. Eğer ilgin ve yeteneğin varsa bu okullara gidip kendini geliştirebilirsin. 1. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 136 cevabı. Aşağıdaki tanımları, görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. Cevap: kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik. Çevik, basketbolda düşey bir levhaya monte edilmiş yatay çember ile A'dan meydana gelen düzenek. Pota, yukarıdaki kelimelerle birer cümle yazalım. 2. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 137 cevabı. Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayalım. 1. Basketbolda her takımın amacı nedir? Cevap, basketbolda her takımın amacı, topu karşı takımın potasına atmaktır. 2. Türkiye erkek ve kadın milli basketbol takımlarımızın isimleri nedir? Cevap, Türkiye erkek milli basketbol takımına 12 dev adam, kadın milli basketbol takımına ise potanın perileri deniyor. 3. Basketbola ilgimiz ve yeteneğimiz varsa ne yapmalıyız? Cevap, basketbola ilgimiz ve yeteneğimiz varsa 1-2 dev adam basketbol okullarına gidip kendimizi geliştirebiliriz. 3. Etkinlik tablodaki eş anlamlı kelimeleri eşleştirelim. Geriye hangi kelimelerin kaldığını yazalım. Cevap: geriye kalan kelimeler. Cevap: geriye kalan kelimeler, mutluluk ve gözlük. 4. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 138 cevabı. A. Aşağıdaki spor dallarının isimleri nelerdir? Cevap: B. Yukarıdaki spor dallarından hangileri takım sporları, hangileri bireysel sporlardır? Cevap: takım sporları, futbol, voleybol, kürek, bireysel sporlar, güreş, yüzme, kayak. 5. Etkinlik oyun ve fiziki etkinlikler dersinde hangi sporları yapıyorsunuz? Cevap: oyun ve fiziki etkinlikler dersinde futbol ve voleybol sporlarını yapıyorum. 6. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 139 cevabı. Bir spor kulübüne başlayan kişilere sporcu kimlik kartı verilir. Aşağıdaki sporcu kartını dolduralım. Cevap: TC kimlik numarası 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Adı soyadı Ahmet Yılmaz. Doğum tarihi 2015. Branşı futbol. Kan grubu 0RH. Telefonu 0555-555-5555. Adresi Kadıköy, İstanbul. 7. Etkinlik merhaba, ben konuşma çizgisi. Karşılıklı konuşmalarda cümlelerin başına gelirim.
yarınki maça geliyor musun? Elbette geliyorum. Cümlelerde ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım. Cevap: Ahmet, basketbol kursuna yazıldın mı? Bu hafta babam yazdıracak. 8. Etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 140 cevabı. Sağlıklı olmak için düzenli spor yapmanın önemi konulu bir yazı yazalım. Yazımızın sayfa düzenine ve temizliğine özen gösterelim. Yazımıza uygun bir resim çizelim. Cevap: Düzenli spor yapmak, vücudun direncini artırır, enerji seviyesini yükseltir ve zihinsel sağlığa olumlu etkilerde bulunur. Fiziksel aktivite, kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olurken, stresi azaltır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sporun önemi büyüktür. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sağlık ve spor teması sayfa 1-3-3-1-3-4-1-3-5-1-3-6-1-3-7-1-3-8-1-3-9-1-4-0 ve basket. Metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.